Herkese selamlar arkadaşlar, ben Murat Sönmez, konsolosuna hoş geldiniz. Red Dead Redemption 2 için bekleyişi artık sona eriyor. Hype trenine binmiş ben de dahil milyonlarca kişi için Red Dead Redemption 2 zaten çıkmasından önce yılın oyunu oldu ama o tren hattının sonunda mutluluk mu var yoksa hep birlikte duvara mı toslayacağız öğrenmek için artık çok az zamanımız kaldı. Red Dead Redemption 2 bildiğiniz üzere hikaye odaklı bir oyun ve her hikaye odaklı oyunda olduğu gibi onda da birçok önemli karakter var. Gelin şimdi Red Dead Redemption 2'de karşımıza çıkacak şu an için bildiğimiz karakterleri bir hatırlayalım. Bu arada Red Dead Redemption nasıl efsane oldu ve Red Dead Redemption neden çok iyi videolarını da izlemek isterseniz hazır gelmişken onların linkini de açıklamaya bırakıyorum. Ha bu arada Rockstar en ufak bir videoya bile telif attığı için biz de videolardan parçalar değil de hareketsiz görüntüler kullandık. Hadi başlayalım. Arthur Morgan. Arthur oyunun baş karakteri. Oyunun ayrıca merkezinde olan Wanderlind çetesinin de bir üyesi. Hatta oldukça yüksek düzeyde bir üyesi. Aslına bakarsanız size birazdan anlatacağım çetenin başı Dutch'ın da sağ kolu. Onun bir numaralı adamı ve ondan sonra çete içinde en fazla otoriteye sahip üye. Arthur'un daha genç yaşta Wanderlind'in kanatları altına girdiğini biliyoruz ama buna ne sebep oldu, neden Dutch bir çocuğu koruması altına aldı bunu bilemiyoruz. Çok büyük ihtimalle oyun esnasında bu genç delikanlının nasıl bir çete üyesi haline geldiğini, nasıl büyüdüğünü de göreceğiz. Arthur küçük yaşta çetenin bir parçası olunca bildiği tek hayatta çete hayatı olur ve çetenin lideri Dutch'ın hayat görüşü onun da hayat görüşü haline alır. Ve bu hayat içinde büyürken sert, tuttuğunu koparan, eli tetikte bir adam haline gelir. Fakat bu adam oyun başlayana kadar geçmiş hayatında ne kötü ne de iyi bir adamdır. Evet, banka da soyar, adam da vurur, onun bir melek olduğunu söylemiyorum ama bunları işi gereği yapar. Arthur'un gerçekten iyi bir insan mı yoksa kötü yürekli bir haydut mu olacağı ise oyuncuya bırakılmış durumda. Olaylar karşısında bizim verdiğimiz kararlar Arthur'un da nasıl bir insan olacağını şekillendirecek. Oyunun başladığı zaman dilimine geldiğimizde Wanderlind çetesi artık altın yıllarını geride bırakmış durumdadır. İşte burada Arthur içinde büyüdüğü ailesi olarak gördüğü bu çeteye karşı tutumunu da değiştirecek ve Arthur hem yaşadığı hayatı hem de onu küçük yaşta bir anlamda evlat edinen Dutch'ı sorgulamaya başlayacak. Ve bu da oyunun zaten en büyük açmazlarından biri olacak gibi görünüyor. Dutch Wanderlind. Dutch çetenin başı. Kendisini aslında ikinci oyundaki zaman diliminin daha sonrasında geçen ilk oyundan da tanıyoruz. Dutch aslında bizdeki Bolu Bey'ine isyan edip dağa çıkan Köroğlu veya İngilizlerin Robin Hood'u gibi bir karakter. En azından Dutch kendisini öyle görüyor. Çete kurmasındaki amaç da bu. Zenginden alıp fakire vermek. Çetenin kamp alanında kadınların çocukların olmasının nedeni de biraz bu. Çünkü Wanderlind çetesi kovboy filmlerinden gördüğümüz sapına kadar kötü, dişleri sararmış, sivil masum önüne geleni öldüren bir çete değil. Dutch'ı motive eden duyguları daha iyi anlamak için dönemin Amerika'sına biraz bakmak lazım. 1800'lerin sonunda ve 1900'lerin başında Amerika çok büyük bir iç savaş yaşamış ve savaş sonrası nihayetinde silah zoru ile kabul ettirilmiş federal hükümetin büyümeye ve bütün toprakları mutlak hakimiyeti alma çabasının sürdüğü yıllar. Dutch kendini o çağın Robin Hood'u olarak görüyor ama bir yandan da otorite olan federal devlete karşı halkın adamı, devletin vicdansız eline karşı halkı özgür kılan bir kahraman. En azından o kendini böyle görüyor. Fakat yıllar geçtikçe Dutch'ın bu ütopyasının arkasının dolu olmadığı ortaya çıkar. Devlet ilerleyen teknolojiyle hakimiyetini ve kontrolünü sıkılaştırırken Dutch'ın çabalarının bir işe yaramaması, Dutch'ın şiddeti arttırmasına neden olur. Çete artık hayata karşı kızgınlık ve nefretle dolu bir adam tarafından yönetilmeye başlar. Bu noktada çete dağılırken neler olduğunu da işte oyunda göreceğiz. John ve Abigail Marston. John Marston bir önceki oyunun ana karakteri ve Abigail de onun karısı. John ikinci oyunda da çok önemli bir karakter olacak. John 1873 yılında İskoçya'dan gelen bir mültecinin çocuğu,
Annesi ise bir fahişe. Babası 8 yaşındayken ölünce John yetimhaneye gider ama kısa bir süre sonra oradan kaçmayı başarır. Ve o da aynen Arthur Morgan gibi genç yaşta çeteye katılır. Dutch onun için bir baba gibidir artık ve çetede karısı olacak olan Abigail ile de tanışır. John baba olarak saydığı Dutch'ın hayat görüşünü de aynen alır. Ona göre de yaptıkları kanun dışı işler aslında zenginden alıp fakire vermek ve insanları daha özgür kılmak içindir. Fakat 1906 yılında bir banka soygunu esnasında arkadaşları tarafından yaralı olarak geride bırakılır ve o da çete hayatını sonlandırır. Abigail ile iki çocuk sahibi olur fakat kızını kaybeder. Ve daha sonra da ilk oyunda oynadığımız hikaye başlar. Federal hükümet yeni kurduğu FBI ile suçluların peşine düşmüştür ve John da bundan nasibini alır. William Bill Williamson, Van der Linde çetesinin ütopyalara, hayallere dalmamış üyelerinden biri. Bill ilk oyunda da önemli bir karakterdi ve ikinci oyunda da önemli bir karakter olacak. Çünkü Bill çetenin gerçek haydutlarından biri. Onun bir etik kanunu veya kuralı yok. Federal hükümet filan da umurunda değil. İşlediği suçlar adam öldürmekten tecavüze kadar pek çok çeşitlilik gösteriyor. Sivil masum onun için önemli değerler değil. Bu vicdansız zalim adamın öyle büyük bir ünü var ki ülkenin en kötü haydutu olarak ün salmış durumda. Bill'in Dutch'ın ütopyası hakkında ne düşündüğünü oyunda göreceğiz ama bizi bol bol zor kararlarla karşı karşıya bırakacağı kesin. Javier Escuela. Javier yine ilk oyunun ilk bölümlerinde karşımıza çıkan önemli karakterlerden biriydi. Meksikalı bir devrimci olan Javier, Amerika'ya geldikten ve Dutch ile tanıştıktan sonra kendisini Dutch'ın ideallerine adamış biri, çetenin bir üyesi. Birinci oyunda onu Meksika'ya dönmüş bir kiralık katil olarak görmüştük. Başına neler geldi, ikinci oyunda anlayacağız. Hosea Matthews. Hosea, Dutch'ın en yakın arkadaşlarından biri. İkili ilk tanıştıklarında birbirlerini soymaya çalışırlar ve daha sonra da yakın arkadaş olurlar. Hosea ilk oyunda olmayan, sadece ikinci oyunda olacak olan çete üyelerinden biri. Kendisi hem bir sanatçı hem de tam bir centilmen. Yani Bill Williamson'ın tam tersi bir kişiliğe sahip. Hosea'nın başına ne geldi, neden ilk oyunda yok? Bu soruların cevabı da ikinci oyunda. Bu ana karakterlerin yanı sıra oyunda rolü daha az olmakla birlikte bir sürü başka çete üyesi de olacak elbette. Fakat bunlar ilk oyunda olmadıkları için haklarında çok az şey biliyoruz. Örneğin Charles Smith, çetenin tek kızılderili üyesi, yumruk yumruğa dövüşte kimsenin alt edemediği, fazla konuşmayan bir karakter. Sean McGuire soyadındaki Mac'tan da anlaşılacağı üzere İrlandalı, çetenin eğlence seven adamı, geceleri ateş başında devamlı konuşan, şarkılar söyleyip hikayeler anlatan adam işte bu adam ve bıçak kullanmakta da usta. Sadie Adler, Karen Jones ile birlikte çetenin tek kadın üyeleri. Sadie, cinayete kurban gitmiş kocasının intikamı peşinde koşan bir kanun kaçağı ve gösterilen trailerlardan anladığımız kadarıyla da oyundaki baş karakter olan Arthur ile çok iyi anlaşamıyor. Karen Jones hakkında ise çok iyi içtiği, iyi poker oynadığı ve iyi silah kullandığı dışında bir bilgimiz yok. Pearson, ki soyadını bilmiyoruz, çetenin en sevilen adamlarından biri. Çünkü kendisi bir kasap ve çetenin karnını da o doyuruyor. Hakkında bundan da fazla bir şey bilmiyoruz. Evet, Red Dead Redemption 2'de karşımıza çıkan karakterler ve çetedeki yerleri böyle. Bu bir Rockstar oyunu olduğuna göre daha da karşımıza en az bunun iki katı daha karakter çıkacaktır. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere diyorum.